İner misin canım? Kavrulmaya başladı. Hemen pul biber de verelim. Çorbayı servis edin de bak. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mutfağıma sevgili seyirciler. Bugün sizlere güzel bir tarhana çorbası hazırlamak istiyorum. Bir kepçe tarhana 5 çorba kaşığı yapıyor. Şöyle kıymalı bir tarhana çorbası yapacağım. Sadesi var, kıymalısı var, börülcelisi var. 2 kaşık yaklaşık olarak 50-60 gram bir kıyma ile güzel böyle içimizi ısıtan, sağlıklı tarhana Anadolu mutfağının en önemli, Türk mutfağının en önemli çorbalarından bir tanesi sevgili seyirciler. Şimdi çorbamızda 5 çorba kaşığı, 1 kepçe ev yapımı tarhana, 50-60 gram kadar kıyma sevgili seyirciler, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı pul biber, birazcık zeytinyağına ihtiyacımız var. Bir tane de biber doğrayacağım içerisine çünkü biber C vitamini açısından çok zengin olduğu için sevgili seyirciler, su miktarını birlikte ayarlayacağız inşallah. Hemen tenceremizin altını yakıyoruz. Sevgili seyirciler, 1 çorba kaşığı tereyağını ekliyorum. İner misin canım? Gelir misin? Yok, sevgiyle yapışmış oraya, ayrılmak istemiyor. Tamam, şimdi tereyağını aldıktan sonra üzerine sevgili seyirciler kıymamızı ekliyoruz. Benim yaptığım çorba kıymalı bir tarhana çorbası olacak. Efendim, tarhana çorbası aynı zamanda hem lezzetli, hem sağlıklı, hem de yapım aşaması çok kolay sevgili seyirciler. En kolay yapılan çorbalardan bir tanesi. Birazcık kıymayı attınız veya dolabınıza kavrulmuş kıyma varsa o da olur. Yöre yöre de değişiyor çünkü bu çorbaların bazı yöreler mesela içerisine sevgili seyirciler kıyma koyan var, koymayan var. Ben kıymalı olanı tercih ettim ama Allah izin verirse kıymalısını, kıymasını, börülcesini, çorbaya dair hepsini sırası geldiği zaman sizler için hazırlamaya gayret göstereceğim sevgili seyirciler. Tereyağı ile kıyma tencereye alındı. Hemen bir tane biber doğruyorum. Bir olur, iki olur. Miktar konusunda serbestsiniz. Şimdi birazdan pişerken orada bazı tarhanaların taneleri büyük oluyor sevgili seyirciler. O vakit ne yapacağız diye düşünebilirsiniz. Mutfakta çareler tükenmez. Öyle bir şey olduğu vakit ne yapıyoruz? Parçalıcıdan geçiriyoruz çorbamızı. Normal el blenderı şey var ya, çorbaları parçaladığımız. Bir tane biberi bakın minik minik doğradım. Olabildiğince küçük doğradım. Çünkü çorbada olacağı için ne kadar küçük doğranırsa o kadar makbuldür. Evet, incecik bir yeşil biber doğrandı. Kıymamız tereyağı ile birlikte kavrulmaya başladı. Kaç dakika? 3 dakika yeterli sevgili seyirciler. Hemen 3 dakikada Allah'ın izniyle kıyma kavrulur. Çünkü azıcık bir şey kıyma. Buranın üstüne biraz da zeytinyağı vereceğim. Çünkü yağı az olursa tadı yavan olur çorbanın. Tamam. Kaç kişilik çorba çıktığını da birazdan göreceğiz. Kıymanın rengi değiştikten sonra yeşil biberini de ekleyeceğim. Biberle birlikte kavrulacaklar kıymalar. Canım, nasıl gidiyorsun? Gayet güzel sevgili seyirciler. Şimdi biberini de ilave ediyorum. Ben bir tane yeşil biber koydum. İsterseniz sayısını artırabilirsiniz. Sevgili seyirciler, çok güzel kıyma ve tereyağının kokusu geldi. Bakın, biberin de aroması. Buradaki kavrulma aşamaları aslında yaptığımız çorbayı daha lezzetli hale dönüştürüyor sevgili seyirciler. Bütün püf noktalarıyla birlikte veriyorum. Tereyağıyla kıyma 3 dakika kadar kavruldu. Yeşil biber eklendi. Hemen şöyle bir dakikada biberle dönsün. Bakın, biberin kokusu da geldi. Ve şimdi üstüne 1 çorba kaşığı domates salçası ekliyorum. Allah devrildi ama Allah'tan kasenin içindeydi. Şimdi burada sevgili seyirciler, salçayı mutlaka kavuralım ki çiğ bir salça kokusu olmasın. Ondan dolayı o da 1 dakika yeterli. Yani çorbanın toplamda şuradaki işlemi
tencere içindeki işlem 5 dakika yeterli sevgili seyirciler. 5 dakikada çorbanız kaynamaya hazır hale gelir. 5-10 dakikada kaynadığı zaman 10-15 dakikada çorba sofraya gelmeye hazır hale gelir. Evet, 1 dakikada salça da kavruldu. Şimdi bakın tam paylaşayım isterseniz. Bir normal klasik kepçe ile bir kepçe. Burası normal olarak sevgili seyirciler 5 çorba kaşığı dolu dolu. 5 çorba kaşığı. Tarhanamızı da tencereye aldık. Tencerede şöyle kıyma, biber, yağı, salça hepsini mutlaka bir döndürelim ki. Buradaki amaç nedir döndürmen amacı? Aromasının ortaya çıkabilmesi. Hemen pul biberi de verelim. Bakın ne kadar kolay. Hiç zorlaştırmadan. Anında böyle tıkır tıkır işliyor çorbamızın süreci. Evet, şimdi sevgili seyirciler. Yalnız hiç başından ayrılmamak lazım. Neden? Çünkü dibine tutturmamamız için. Önce şok veriyoruz. Niye? Sıcaktı ya. Sıcağı bir soğuk su verdim. Karıştırıyorum. Buradaki amaç topaklanmasın diye. Hemen açıldı. Soğuk suyu verdiniz. Çırpma teliyle hemen hızlıca karıştırın. Karıştırdım. Siz de videoyu izliyorsunuz. Aynı anda yapıyoruz çünkü. Ve üzerine sevgili seyirciler, ben tam 1 litre su koydum. Çünkü su ölçüsü çok soruluyor. Ondan dolayı tam net ölçü vermeye çalışıyorum. Evet, 1 litre burada su var şu anda. 1 su bardağı da soğuk su vardı. Etti 6 su bardağı. Normal 200 mililitrelik klasik su bardağı ile sevgili seyirciler. Tuzunu ekliyorum ve çorbamızı kaynatmaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca sevgili seyirciler, bir de değirmenden karabiber kıracağım. Allah Allah. Yaz kış 4 mevsim içilebilen güzel bir tarhana çorbası Oktay Usta'nın elinden sizler için hazırlanıyor. Tarhana çorbamız şu anda 10 dakikadır kaynıyor. Çırpma teliyle karıştırıyorum ara ara. Çünkü dibine tutturmamak lazım. Son olarak değirmenden karabiber kırıyorum. Karabiber olur. Baharatları da buraya getirdim. Seviyorsanız içerisine nane, pul biber, biraz kimyon. Böyle kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir vakitte. Her zaman içilebilen bir çorbadır ama böyle nezledir, griptir, bir halsizlik durumunda olmazsa olmazlar arasında. Hatta ezilmiş sarımsak ile de karıştırıp içebilirsiniz çorbayı şifa niyetiyle. Çünkü tarhana çorbası bu. 6 su bardağı su eklemiştim sevgili seyirciler. Bir bardak daha ekleyeceğim şimdi. Sıcak su etti şu anda. 7 su bardağı tam ölçü veriyorum ki kafanız karışmasın. Ne kadar su gidiyor diye soruluyor. Ondan dolayı şimdi kıvamını bunu paylaşacağım. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi pişirirken. Şuradaki taneleri ben istemiyorum kıymanın ve biberin diyorsanız mutfakta çareler tükenmez. Hemen bir el blender atıyorsunuz, parçalatıyorsunuz. Hiç taneler görünmüyor sevgili seyirciler. Kıvamı son derece güzel. Bakın görüyor musunuz? Bundan koyu olursa az beklediğinde daha fazla koyulaşır. Tamam. Tam 10 dakika kaynaması yeterli. İnşallah açıklamalar bölümüne de videomuzun çorbayla ilgili bütün detayları yazacağım sevgili seyirciler. Evet, şimdi çorbayı servis etme vakti. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbayı içenlere Rabbim şifalar ihsan eylesin. Bütün hastalara şifa olması niyetiyle tarhana çorbamızı sevgili seyirciler servis tabağımızın içerisine alıyoruz çorba tabağını. Şöyle dolu dolu koyacağım ki tarhana çorbası da bol olduğu vakit güzel oluyor. Vay, ellerim titriyor. Heyecandan mıdır acaba? Ne oldu sana Oktay Usta? Ne heyecan yaptın bakayım. Tamam, güzel. Biraz kenarlarına dökmüşüm. Hemen siliyorum. İşte sevgili seyirciler, bahsettiğim baharatları burada sarımsak, nane, pul biber, Allah ne verdiyse hepsini serpebilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır. Yanında güzel ekmek, güzel böyle bir ev yapımı turşu da olursa çok güzel olur. Evet efendim, sizlerle sevgili seyirciler kolay ve pratik bir tarhana çorbasının tarifini paylaşmış bulunuyorum. Efendim umarım beğenirsiniz. Değerli dostlarım,
kanalıma abone olursanız mutlu olurum, sevinirim. Like atmayı, beğeni butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.